Herkese merhaba arkadaşlar, ben Mert. Bugün ufak bir konuşma yapacağım. Günlerden 07.05.2017. Zaten kameranın hemen altında büyük ihtimal görüyorsunuz tarihi ve saati. Şöyle bir bilgilendirme yapmak istedim. Dün benim ehliyet sınavım vardı. Belki birçok arkadaşım biliyor ama ben de bunu bildirmek istedim. Ehliyet sınavım vardı. Teorik olarak normal elektronik sınav. Elektronik sınavıma gittim, oldum. Zaten çok kötü bir puan bekliyordum. Beklediğim oldu demeyeceğim. Geçtim. 84 puanlı o sınav stresiyle falan çalışmadığım yerlerden çıkacak diye çok korktum. Hep çalıştığım yerlerden çıktı. Aklıma gelen yerlerden çıktı. Ve bilemediklerimi boş bırakıp neredeyse sınavın yarısını tamamladım. Bir sıkıntı çıkartmadı. Zaten gideceğimi biliyordum ama endişelerim vardı her insanın olduğu gibi. Tamam dedim, geçtik ettik. Bir mesaj geldi sonra. O mesajı size okumak isterdim ama çok uzun. Sürücü kursundan işte direksiyon sınavını şu tarihte yapılacaksa bilmem kaç lira ücreti şu kursa yatırmanız gerekiyor diye oldum. Yani benim bağlı olduğum sürücü kursuna gittim. Bugün yatırdım, bugün son günüydü. Ya dün kapatmışlar. Dün hemen yatırmaya gittim. Para, bir yerden para bulup. Neyse, o konular önemli değil. Yatırdım. Ve bu cumartesi, yani ayın tam 13'ünde 13 Mayıs'ta benim direksiyon sınavım var. Direksiyon sınavında büyük ihtimal kameram ve kaskım takılı olacak. Videoda olacağım inşallah, eğer izin verirlerse hocalarım ya da komisyon üyeleri. Ve geçebilirsem bunu hatıra olarak kaydetmek istiyorum. Eğer geçersem zaten büyük ihtimal YouTube'a, kendi kanalıma, Blackboy06 kanalına yükleyeceğim. Hep beraber izleriz, eğleniriz, hatıra olarak kalır bizim için. Bunu neden çekiyorum? Eğer diyorum, hani ehliyet alabilirsem yakın zamanda da bir motor edineceğim. Tabii ehliyet aldığım zaman motora da binmem gerekecek. Motora binmek için de motorun bunun olması gerekecek. Eğer inşallah Allah nasip ederse hayırlısıyla ehliyetimi aldıktan sonra iyi idare eder, kurye motoru gibi bir şey de alacağım. Ondan sonra zaten motovloglara başlayacağız. Ben motovlog çekmeyi çok istiyorum. Herkese özeniyorum ve özendiğim birçok kişi var. Motorcu abi, Kolaçan motovlog, Los Ankaras. Ankaras değil, Ankaras, tamam mı? İşte Gizmo var, çok severim. O da Ankara'daydı en son ama şimdi Instagram'dan takip ediyorum, başka yerlerde kamp falan yapıyor. CRF 250'si var, acayip bir motor ama benim boyum yetmiyor. 1.67 boyum var ve yetmiyor. Bunları da konuşmak istedim. YouTube kanalıma oyun olarak devam edeceğim şu anlattığım videodan, yani bu videoyu Blackboy06 kanalına yükleyeceğim ve motovlog, oyun videoları gibi şeylere de bu kanaldan devam edeceğim. Ayrıca bir kanal açmayacağım. Bu kanal benim şahsi kanalım olacak. Hem motovlog, hem bazı videolar, gezi, vlog, oyun, her bok olacak bunun içinde. Bayağı bir daraldım, çok şey var. Yüzümü pek görmenizi istemiyorum. Çok çirkin bir insanım. Zaten tanıyanlar biliyor. Genellikle herkes öyle diyor. Kız arkadaşlarım falan, sen çok çirkin bir insansın demiyorlar. Çünkü hiçbir insan demez, neyse. Kalp kırmamak için çok boktan şeyler konuşuyoruz, boşver. Kısaca inşallah geçerim, dualarınızı eksik etmeyin, beni sevenlerden rica ediyorum. Ki ederler de, duayla olacak bir iş değil bu, yani tecrübeyle olacak iş. Minimum 3 ay önce motor sürdüm ve ne bok olduğunu cidden hatırlamıyorum. Ve bir aya yakın önce de bisiklet falan kullandım aşırı bir şekilde. Ki motor sürdükten sonra bisiklet tecrübelerim bayağı bir gelişti. Hani eskiden döneceğim yere bakmazdım. Sadece gidona bakardım. Şimdi baktığım yere dönüyorum. Motosiklet, yani iki tekerli araçlarda bu altın kuralmış. Baktığınız yere dönüyor. Ve bir kaza anında hep motovloggerlardan duyduğum şekilde kaza yapacağınız noktaya değil kaşış noktalarına bakın ki o anda eliniz, kolunuz rahat bir şekilde gaza kilitlenip ve gideceğiniz noktaya kilitlenip o kazayı o anlık atlatabilin ve evinize sağ salim tek parça şeklinde gidin yöndedir. O yüzden hani motor kullanan arkadaşlarımız, abilerimiz varsa buna dikkat etmeyin ki yolda görüyorum. Kimse buna dikkat etmiyor. Perde oynadı mı, bana mı öyle geldi bilmiyorum. Vizörün içinde şey var. Bir de bunun siyah vizörlüsünü istiyorum. Bu ne amına koyayım, şeffaf mı? Cidden şurası oynuyormuş gibi değil, ben cama açacağım. Bu şekilde 5-10 dakikalık bir 5-6 dakikalık 5-10 dakikalık bir video oldu. Kafanızı siktiysem çok özür dilerim. Kırpmaya çalışacağım, hemen montaja oturacağım. Arkamda da benim canavar var, görüyorsunuz zaten.
198 Panigale var fotoğrafta. Acayip bir motor ama hayalimde değil. Çünkü ona ulaşmak için benim baya bir toprak yeşerlemem gerekiyor ve köpek olmadığım için de bunu yapamayacağım. Telefondan da sesi kaydediyorum bu arada. Telefon neden böyle tutmuyoruz derken. Kameranın sesi bok gibi. Senkroze etmeye çalışacağım. Olmazsa bunun sesini yükselteceğim. Alta güzel bir müzik montaj düşünüyorum. Hemen yatmadan önce çünkü yarın mesai başlıyor. Yarın pazartesi. Ve ben o 5 günü nasıl sayacağım? Cidden nasıl uyuyacağım bilmiyorum. Cumartesi günü direksiyon sınavım var. Çok heyecanlıyım. İnşallah video çekmeme izin verirler. Kendi kaskımı kullanmama izin verirler. Kendi eldivenlerimi falan. Zaten ben daha ehliyet motor almadan önce bundan 7-8 ay önce eldivenlerimi aldım. Daha kaç ay oldu? 2-3 ay önce de kaskımı aldım. O şekilde devam ediyoruz. Tabi başlangıç kameram Eken H9. Baya dandik bir kamera. Hani işimi görür mü? İdare eder. Ama sonraki geçmeyi düşündüğüm kamera Sony AS20 modeli var. Ya da GoPro'ya geçebilirim direkt. Hiç sıkıntı çıkartmaz çünkü mikrofon falan da takılabiliyor. Hani motovlog işlerini ilerletebilirsem öyle olacak. Ama şu anlık işte motorum olursa, ehliyetim rahat olursa ve her şeyim sıkıntısız ilerlerse kulaklıkla kaydederim. O da sorun olmaz. Senkroze etmek zor bir şey değil. Biraz zorluyor ama bazen uymayabiliyor. O yüzden fazla kafanızı şişirmeyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. BlackBoys06 kanalına abone olmayı, like atmayı ve eksiğimi, yanlışımı ve iyiliğimi gördüğünüz durumlarda yorum bırakmayı unutmayın ki ben de size iyi dönüş yapabileyim. Bir de soru cevap yapmayı çok istiyorum. Motorla ilgili, hayatımla ilgili, oyunlarla ilgili her şekilde soru sorabilirsiniz. Hiç sıkılmadan, bunalmadan cevap vereceğim. Söz veriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.